Yeni bir videoya başlarken değinmek istediğim bir başka çok önemli konu var. Tam öğrenmeliyiz. Ustalaşarak öğrenmeliyiz. Eksiksiz öğrenmeliyiz. Hepimizin bilgilerinin arasında eksikler, boşluklar var. Aynı bir gravyer peyniri gibi. Hayatta her şeyi nasıl öğreniyoruz sorgulayalım. Mesela bisiklete binmeyi nasıl öğreniyoruz? Üç tekerlekli bisiklete binmeden iki tekerlekli bisiklete binebilen çocuk sayısı herhalde çok fazla değildir. Ya da daha güzel bir örnek söyleyeyim size. Bir müzik enstrümanını çalmayı öğrenirken, birinci şarkıyı tam olarak çalmadan başka bir şarkıyı çalmaya başlıyor muyuz? Ya da her şarkıyı yarım yamalak ilk 5-10 saniyesini çaldığımızda o şarkıyı çalıyor kabul ediyor muyuz kendimizi? Nedense söz konusu eğitim olduğunda, her sınıfta veya her seviyede, her konuda birazcık bir şey öğrenip de bir sonraki konuya geçmek standart uygulama haline gelmiş. Halbuki her öğrendiğimiz konuyu tam öğrenirsek, temeli eksiksiz inşa etme şansına sahip oluruz ve ustalaşarak öğrendiğimizde işte o zaman bir konunun üstüne binen diğer konuyu çok daha iyi anlayabiliriz. Bugün sınavdan 90 alan bir öğrenci bile yoluna %10'luk kayıpla devam ediyor. Ya bu %10'luk eksik bilgi bir sonraki öğrenmesi gereken konunun temelini teşkil ediyorsa, öğrenmeyi de bir bina inşa etmek gibi düşünelim. Temel ne kadar sağlam olursa, o bina o kadar yüksek olabilir. Biz 12 katlı bir bina yapmayı hedefliyoruz. Üniversiteye gidecek öğrenciler için 16 Yüksek lisans yapacaklar için 18, doktora 20 derken çok daha yüksek bir bina inşa etme şansımız da var. Temel ne kadar sağlam olursa bu bina o kadar yükselebilir. Eğer birinci kat %60 sağlam, ikinci kat %80 sağlam, üçüncü kat %30 sağlamsa bu bina yükseldikçe başına ne gelecek sanırım hepimiz tahmin edebiliriz. Sınıflarda yapılan araştırmalar da bu söylediklerimi destekliyor. Sınıfın gerisinde kalıyor çok da hızlı öğrenmiyor dediğimiz öğrenciler bile tam öğrenme, ustalaşarak öğrenme yöntemiyle tanıştıklarında veya böyle bir sınıfa mensup olduklarında bir anda o sınıfın en başarılı öğrencilerine dönüşebiliyorlar. Burada bir sınıfın öğrenme grafiğini görüyoruz. Bu çizgilerin her biri birer öğrencinin bir dönemlik öğrenme verisi. Yani başka bir deyişle bir dönem boyunca ne kadar geliştiklerini gösteriyor bize. İlk gördüğümüz öğrenci örnek bir öğrenci, oldukça hızlı öğrenmiş, sınıfı da iyi bir noktada tamamlamış. Şimdi gördüğümüz diğer öğrenci o kadar şanslı değilmiş. Oldukça uzun bir süre zorlanmış, belli ki bir konuda çakılmış kalmış, anlayamamış. Haftalarca aynı konuyu tekrar tekrar çalışmış. Bakın yeni bir şey öğrenmeye devam etmemiş. Aynı konuyu tekrar tekrar anlayana kadar çalışmış. Ve neticede temeli bir kere sağlam aldıktan sonra o kadar hızlı yükselmiş ki sınıfı birincilikle tamamlamış. Bunun belki tek bir örnek olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama sürekli söylüyorum. Eğitim veriye dayalı bir deneyime dönüşüyor diye Khan Akademi'nin uygulandığı on binlerce sınıfta benzer örnekler tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Bu aslında çok da yeni bir kavram değil. 1984'te Benjamin Bloom'un yaptığı bir araştırmada ortaya çıkıyor ki bir sınıfın ortalama öğrenme eğrisi bu gördüğünüz çan eğrisi şeklindeyken ustalaşarak öğrenme yöntemiyle aynı sınıfta ders işlendiğinde işte bakın başarı buradan buraya geliyor. Ama daha da önemlisi birebir ilgi kendi hızında öğrenme ve ustalaşarak öğrenme kavramlarını bir araya getirebilirsek ki bunu bugün teknoloji sayesinde yapmak 1984'e göre kat kat daha kolay. İşte o zaman sınıfın öğrenme eğrisi bu noktaya ulaşıyor. Bu sarı yeşilimsi renkle kırmızı arasındaki ya da mavi arasındaki fark bir toplumu bir noktadan başka bir noktaya taşıyabilecek kadar büyük bir fark. Daha önce de söylemiştim. Bugün eğitimde dijital dönüşüm geri döndürülemez bir süreç ve bu dönüşümü doğru yerden yakalayabilen toplumların, doğru yerden yakalayabilen bireylerin geleceğin dünyasında bir adım öne geçmek için ellerinde çok önemli bir fırsat var. Bugünden yaklaşık 100 yıl önce meşhur eğitimci John Dewey benim de çok sevdiğim bir söz söylemiş. Bugünün çocuklarını dünün yöntemleriyle eğitirsek yarınlarından çalarız. Bu sözden yola çıkarak size 21. yüzyıl becerilerinin de ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Evet, öğrencilere matematik öğreteceğiz, fizik öğreteceğiz, müzik öğreteceğiz. Eğer şanslılarsa biraz da sanat öğreteceğiz. Ama tüm bunları yapmakla kalmayıp onlara 21. yüzyıl becerilerini de vermemiz lazım. Gelecekte yapacakları işlerin henüz yüzde 65'i icat edilmedi. Ama 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olan bir öğrenci, geleceğin iş dünyasında ya da işi bir kenara bırakın, geleceğin dünyasında daha başarılı bir birey olabilir. Nedir bu 21. yüzyıl becerileri? Yaratıcılık ve inovasyon, işbirlikçi çalışma ve liderlik. Bakın ikisinin bir arada olması çok önemli. Bizim hem liderlere hem de başkalarıyla takım çalışması yapabilen bireylere ihtiyacımız var. Bu ikisini aynı anda yapabilmek, multidisipliner becerilere sahip olmak, konu ne olursa olsun çok yönlü bakabilmek çok önemli. İletişim, sosyal sorumluluk, çevre farkındalığı, dijital okuryazarlık, eleştirel düşünebilme, problem çözebilme, dizayn odaklı düşünce, büyük veriyi anlayabilme ve büyük veriyle çalışabilme adapte olma yeteneği yani kendini değişime uydurabilme, değişimi yönetebilme yeteneği ve belki de en popüler olanlarından biri girişimcilik. Ve bence aralarında en önemlilerinden biri hayat boyu öğrenebilme. Öğrencilerimize biraz nedir bu kavramlar? Bunları da aşılarsak ve inanın onların içinde var. Çünkü onlar böyle bir dünyaya doğuyorlar. Biraz bu konuyu kaşıyıp da bu yeteneklerin açığa çıkarmalarına izin verirsek, işte o zaman çok daha başarılı, çok daha çok yönlü bireyler yetiştirebiliriz. Hatırlatmak istiyorum ki daha önceki videolarda uzun uzun bahsetmiştim. Geleceğin dünyası artık tek düzey yeteneklere standartize yeteneklere sahip değil. Kendi alanlarında uzman, çok yönlü insanlara ihtiyaç duyacak. Yaratıcılık çok önemli. Bizim yaratıcı nesillere ihtiyacımız var. Son olarak hayat boyu öğrenme dedik. 21. yüzyıl becerilerinin belki de en önemlisi çünkü hayat boyu öğrenmeyi öğrenirsek, bunu içselleştirebilirsek işte o zaman eğitimi sadece dört duvarla sınırlı görmeden 12 senelik, 16 senelik, 18 senelik bir okul macerasıyla sınırlı görmeden hayatın her alanında kendimizi geliştirebilme ve potansiyelimizi açığa çıkarabilme şansını elde etmiş oluruz. Daha da önemlisi, bu kadar büyük bir hızla değişen bir dünyada bu değişimi ayak uydurabilir, hatta bu değişimi yönetebilecek hale gelebiliriz. Çünkü doğru bilgiye ihtiyacımız olduğunda ulaşabilirsek, kendimizi gelişim odaklı bir zihniyetle her zaman öğrenmeye yönlendirebilirsek, hata yaptığımızda yılmazsak, pes etmezsek, Hatalarımızdan öğrenmeyi seçersek işte o zaman başarının önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Unutmayın, insanoğlunun var olduğu ilk günden beri en iyi yaptığı şey öğrenmek. Ne diyor Einstein? Öğrenmeyi bıraktığında ölmeye başlarsın. Gandhi de diyor ki, yarın ölecekmiş gibi yaşa, hiç ölmeyecekmiş gibi öğren. Son olarak Kan Akademinin kurucusu Salman Khan da farklı bir bakış açısıyla çoğu insan zekanın doğuştan sabit olduğunu, genetik faktörler tarafından belirlendiğini düşünür, fakat bilim bunun tam tersini söylüyor diyor. Beyin de aslında insan vücudundaki diğer kaslar gibi çalıştıkça güçlenir. Kim olursan ol, nerede olursan ol tek bir şeyi bilmelisin, her şeyi öğrenebilirsin. Ben bu videoyu Salman Kağan'ın başka bir sözüyle noktalamak istiyorum. Dünyanın neresinde olursak olalım eğer toplum olarak öğrenirken çabalamamız gerektiğini kabullenirsek, işte o zaman insanlığın potansiyeli uçsuz bucaksız bir hal alacaktır, diyor Salman Kağan. Bilmemiz gereken ve öğretmemiz gereken tek bir şey var, o da biraz çaba ile her şeyi öğrenebileceğimiz.